Ömer sonunda teklifimi kabul etti. Bundan sonra burada galeride birlikte çalışacağız. Tebrik etmeyecek misiniz? Şaşırıp kaldınız böyle, sanki kötü bir haber vermişiz gibi. Gamze, bir sorun mu var? Var, evet. Bir sorun var. Nereden çıktı bu şöleciğim birdenbire? Birlikte güzel işler yapabileceğimizi düşündük. Hatta Gamze Hanım da bizi destekledi. Ömer'in teklifimi kabul etmesini sağladı. Yani ben anlamadım, sorun ne? Gamze, bir şey demedin hala. Fikrini mi değiştirdin? Yok. Fikrimi değiştirmedim. Tebrik ederim. Sen benim fikrimi biliyorsun zaten. Resim seni dünyada en mutlu eden şey. Değil. İkinci. Beni neyi mutlu edeni biliyorsun. Görüyor musun? Tebrik ederim. Ama neyse ki benimle çalışacak olan siz değilsiniz. Şuracığım, biraz konuşabilir miyiz? Hiç yorma kendini abi. Kararım kesin. Ayrıca da burası benim iş yerim. Yani müsaadenle kiminle hangi projede çalışacağıma ben karar vereyim, değil mi? Verme. Çok yanlış bir karar bu. Biz gidelim artık. Hayır Ömer. Siz bir yere gitmeyin. Ya ortamı bozan, modunu çökerten kimse o gitsin. Abini mi kovuyorsun yani? Aynen. Hepimiz senin bu ön yargılı tavırlarından, Ömer'e sürekli saygısızlık yapmandan bunaldık zaten. İnanmıyorum ya. Şu adam için. Kimse için değil. Prensip meselesi. Hayatım boyunca çektim zaten sizin ön yargılarınızı. Artık izin vermiyorum abicim, anladın mı? Ve sana seçenek sunuyorum. Ya bizim adımıza sevinirsin burada, birlikte kutlarız. Ya da... Şu an söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Ama susuyorum. Sırf senin iyiliğin için susuyorum. Anladın mı? Hı hı. Ama bunu unutacağım sanma. Sonra konuşacağız bunu. Kusura bakma Ömer. Özür dilerim abimin tavrı için. Önemli değil. Sen iyi misin? İyiyim. Bu benim alışık olduğum bir şey. Ailem bana iş konusunda pek güvenmiyor. Senlik değil yani. Ailen niye sana güvenmiyor? Yani sormamda bir sakınca yoksa tabii. Aile dışında herkesi tehdit olarak görüyorlar. Benim de kolay lokma olduğumu düşünüyorlar. Bundan ibaret konu. Ben senin hiç kolay lokma olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Gidelim mi artık? Geç oldu. Tabii ki. O zaman hayırlı olsun derim. Görüşürüz. 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 Görüyorsun değil mi adamı? Kardeşine bile kaba. Kendini herkesin, her şeyin sahibi sanıyor. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bir şey mi dedi sana? İşle ilgili canını mı sıktı? Baskı mı yaptı bırakma diye? Ne oldu? Ya evet işte, işi bırakmamamı söyledi. Yüzün değişti ama birden. Başka bir şey demedin emin misin? Dediğim gibi işte. Eğer kafa iznin bittiyse... ...yarın işe dönebilirsin dedi. Biraz ukalalık yaptı da o canım sıktı. İş konusunda çok sıkıştırdım seni. Bir yandan ben, bir yandan böyle bir patron. Ben senin beni desteklediğin gibi destekleyemedim seni. Canını sıktım. Ama sırf yanımda olmanı istediğim için. Ben senin hep yanındayım Ömer. Daha fazlasını istedim. Bencillik ettim belki.
Ama biliyor musun? İnsanın hayat arkadaşının iyiliğini istemesi, onu desteklemesi, ona yardım etmesi ne demekmiş? Ben pek bilmiyordum. Sayende öğrendim. Neyse boş ver. Unutalım şimdi bu olanları. Hepsi bu değil. Ben bu gözleri tanıyorum. Bu bakışları biliyorum. Eğer atölyede çalışmamla ilgili seni huzursuz eden bir şey varsa bana söylemelisin. Yok. Yok galiba. Nevzat'la Şule'nin arasındaki konuşmalar biraz tuhaf geldi sadece. Sanki bir şey ima eder gibiydi Nevzat Bey. İyi de o adam hep öyle konuşuyor. Dolaylı, alttan alttan. Doğrudan söyleyecek cesareti yok. De ne bileyim işte, Şule de çok sinirlendi. Fazla tepki verdi sanki. Bir an önce Nevzat'ı göndermek ister gibiydi. Sana da öyle gelmedi mi? Kim bilir aile içinde ne yaşıyorlar. Ama bırak onları, boş ver. Biz kendimize bakalım. Gel benimle. Nereye? Soru sormak yok. Ömer, biz Nisa'da kalıyoruz biliyorsun değil mi? Hı. Ayrıca benim Tuna'yı uyumadan da görmem gerekiyor. Geç kalmayacağız söz. Ömer, niye geldik buraya? Ben... Lütfen sadece izin ver bana. Kapat gözlerini. Ömer. Lütfen dediğimi yap. Kapat gözlerini. Ver elini bana. Açma sakın. Ömer, böyle çok fazla dayanamam. Hadi. Tamam. Az kaldı, sabret. Ömer, hadi. Tamam. Tamam, açabilirsin. Dur. Sen bir şey söyleme şimdi. Beni dinle sadece. Burası biraz tuhaf oldu biliyorum. Ben aslında başka yerlerde düşündüm. Deniz kenarı, kız kulesi tabii ki. Ya da işte manzaralı romantik bir yer ama... en doğru yer burasıydı. Çünkü ben senin kalbini en çok burada kırdım. Telafisi burada olmalıydı. O gece olanları... kalbini paramparça etti mi? Ağzımdan çıkan her bir kırıcı kelimeyi... ben hiç unutmadım. Bil istedim. Yüzükleri hiç çıkarmayalım, olur mu? Olur. Affet beni. Bilmiyorum. Düşüneceğim. Belki biraz naza çekerim. Ama önce beni affet. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sana mecburum da ondan. Ömer, Adem olsun. Ben bu kadar romantizme alışık değilim. Fazla yüklemeden şu anda küt diye düşüp bayılırım haberin misin?
Olsun. Ben her düştüğümde tutarım seni. İşini biliyorsun annem oğlum. Nisa yattı mı? Yattı. Tuna nasıl? İyi. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım? Çocuk bile isyan etti artık. Olmaz. Yok olmaz Ömer. Bu böyle olmaz. Bizim acilen bir ev tutmamız lazım kendimize. Tamam. Bak yeni işe girdim. Biraz da para kazanırsam tutarız kendi evimizi. Ama sadece bana biraz daha zaman ver. Öyle bir zaman yok. Ben tutayım evimizi. Sen de para kazandıkça destek olursun. Hayır. Olmaz. Sen lokanta için kredi çektin. Babamın evine destek oluyorsun. Ben zaten bunların altında eziliyorum. Sen bunu görmüyor musun? Daha fazlasını yapmana izin veremem. Ben böyle iyi hissetmiyorum Hamza. Bu evliliğin tüm maddi yükünü senin sırtına yükleyemem ben. Ne yapalım yani o zaman? Sen iyi hissetmiyorsun diye ben şimdi oğlumun ihtiyaçlarını, isteklerini yok mu sayayım? Senin gururun oğlumdan daha önemli. Ben öyle bir şey söylemedim. Ne dedin peki? Ömer bak zaman çok hızlı geçiyor. Tuna büyüyor. İstekleri, ihtiyaçları değişiyor çocuğun. Ben de bir anne olarak bunu gözetmek zorundayım. Onun bir rutine ihtiyacı var. Kendine ait bir alana ihtiyacı var. Sen bunları görmüyor musun? Görüyorum. Tabii ki görüyorum. Ama sadece bana biraz daha zaman ver. Biraz daha sabret. Bak işe girdim. Şimdi söyleyeceğim şeyi yanlış anlamandan çok korkuyorum. Bak hayatının sonuna kadar resim yap. Ben yanındayım. Ben zaten çok mutlu olurum bundan biliyorsun. Ama... Ama ne? Bu galeri işi nasıl olacak? Yani nasıl bir para kazanacaksın oradan? Daha koşullarını bile bilmiyoruz ki. Sen benim işimi ciddiye almıyorsun. Seninki gibi kurumsal, ciddi bir iş değil değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Sen Şule'nin teklifini koşulları bilmeden kabul ettin. Şimdi de ev tutacağım derken bu belirsiz koşullara benim uyumamı bekliyorsun. Sorun ne tam olarak? Benim Şule'nin iş teklifini kabul etmem mi? Yoksa senin kazandığın parayla ev tutmak istememem mi? Hangisi? Çünkü ben anlamıyorum. Şule'nin teklifini kabul etmem için sen cesaret verdin bana. Bu şimdi niye problem oluyor? Sorun her ikisi de. Madem ev tutmamı istemiyorsun, madem bunları kendi kazancınla karşılayacaksın, sorumluluğu kendin taşımak istiyorsun, o zaman koşulları öğrenecektin. Sana uygun mu değil mi bilecektin. İyi tamam konuşurum. Yarın gider ilk iş konuşurum. Hiçbir şey için geç değil ki. Zaten bunun için tartışmaya da gerek yok. Ama benim aklıma takılan şey konu sadece bundan mı ibaret? Yoksa seni rahatsız eden başka bir şey daha var mı bana söylemediğin? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Şule'yi kıskandığımı falan mı söyleyeceksin? Çocuğumla ilgili bunları yaşarken ben, sence benim meselem Şule'yi kıskanmak olabilir mi? Bilmiyorum işte Gamze. Neyse seni rahatsız eden şey söyle. Kıskanmıyorum. Ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun ben Şule'yi kıskanmıyorum. Kıskanmayacağım da. Bu bir. İkincisi, benim tek bir derdim var. O da kocam ve oğlumla mutlu bir hayatımın olması. Ve onların hiçbir şekilde zarar görmemesi. İzin verirsen şimdi uyumak istiyorum.
Vallahi sağ solu belli olmuyor ama Fatma Hanım çocuklara bakmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Allah razı olsun annenden. Bakma. O da seviyor onları da. Benim annemin sevme şekli biraz değişik. Günaydın. Hayırdır? Ömer ne oldu? Bir şey mi var? İyi misin? Babamla mı tartıştınız? Bir şey mi dedi camide? Yok, boş ver. Hadi geç kalıyoruz, çıkalım. Ömer. Bana bir şey demedi de. Cemaate küslük üzerine vaaz verdim sabah. Sanki kendisi de küsmemiş. Beni evden kovanladıymış gibi. Üzülüyorum yine de. Ömer. Fikrimizi bile sormadan evlenmeye kalkan o. Evlat sayıp karşısına alıp konuşmayan o. Bir de üstüne haklıymış gibi seni evden kovan, bize küsen o. Ama vicdan yapan, özür dilemesi gereken biziz. Öyle mi? Yapmadığını bırakmadı ya bana. Tamam belki haklıydı ama yapmadığını bırakmadı. Şimdi benden anlayış falan beklemesin. Hele ki ucunda annem varken. İsa. Bak bakayım bana. Haklısın. Ama böyle yaparak babanı cezalandırmıyorsun ki sadece. Ben seni de görüyorum. İçin nasıl yandığını görüyorum. Onu nasıl özlediğini görüyorum. Böyle olmaz bak. Hem çocuklar ne olacak? Ne olacak yani? Onlar dedelerini görmeden mi büyüyecekler? Bak kendin diyorsun bana yapmadığını bırakmadı diye. Ama şimdi sen aynısını yapıyorsun. Bak ne diyeceğim. Lokantamızı açtık. Diyorum ki güzel bir yemek yapalım. Babama da çağıralım. Bitsin bu küslük. Artık şu buzlar bir erisin. Yeter artık, tamam. Ben çok uzadım bu mesele. Ha, ne dersin? Olmaz Gamze. Yok. Hiç konuşma boşuna. Vallahi yani nefesini tüketme, kalbinizi de kırmayayım. Daha fazla uzatmayalım bu konuyu lütfen. Ben zaten çıkıyorum, lokantaya gideceğim daha, hadi. Ceyda, Umut, hadi Fatma nenenize, hadi. Hadi geç kalıyorsun, çıkalım. Ay şurayı toparlayayım da öyle çıkalım. Kaldı her şey. Bugün anladım biliyor musun? O da çok üzülüyor aslında. Özlemiş bizi. Üzülmez mi? Babandan bahsediyoruz. Yani size hatta sana olan düşkünlüğünü bırak bizi bütün mahalle biliyor. O yüzden iki dakikada kapı önüne koydu değil mi? Ya tamam belki biraz acayip davrandı. Ama herkes hata yapar. Biz sanki çok onun usulüne uygun davrandık. Ne çabuk unuttun. Sen bizim evliliğimizin onlarınkini bir mi tutuyorsun? Biz aşık olduk Gamze, aşık. Babam size eve resmen bakıcı alıyor. Ya hayır tabii ki de bir tutmuyorum. Aşk değil de... Yani insan sadece bazen duygularıyla hareket edebiliyor. Bizimkisi aşktı evet. Babanınki de sıkışmışlık. Hem belki... Hem belki ne? Sakın bana seviyordur deme de şimdi. Sevgi değil de... Babana iyi gelir belki. Birbirlerine yol arkadaşı olurlar. Ha, olamaz mı? Tamam Gamze, kapatalım konuyu. Benim daha fazla konuşasım yok. Tuna nasıldı bu sabah? Biraz daha toparladı mı? Bilmiyorum. Tek bir kelimeyle etmeden gitti okula biliyor musun? Açlığını bile veremedim. Düzenini kurmadan rahat etmeyecek çocuk. Haklı da. Ben okula gidip harçlığını bırakırım istersen. Hem konuşurum. Tuna akıllı çocuk, anlar halden.
formun harçlı değil. Üstelik Tuna halden anlamak zorunda da değil. Daha ne kadar anlayacağım? Yani sabrediyor ama durum ortada. Dün gece gördük hepimiz. Söyledi işte. Çocuğun kendine ait bir evi, arkadaşlarını davet edebileceği bir odası bile yok. Ya bunu sana daha ne kadar söylemem gerekiyor acaba? Tamam Gamze, tartışmayalım yine lütfen. Ben bulacağım diyorum yolunu. Sen hiç mi güvenmiyorsun bana? Ya konu güven meselesi değil diyorum. Konu Tuna. Ben bir anneyim. Her şeyden önce oğlumu düşünmek zorundayım. Ona istediği yuvayı kurmak zorundayım. Endişeleniyorum Ömer. Ne olur beni anla birazcık. Tuna benim de oğlum. Biz bir aile olduk. Hem hatırlasana. Daha senin oğlun olduğunu bilmeden ben onu ayrı bir yere koymuştum. Sana söz veriyorum. O yuvayı ona birlikte vereceğiz. Biraz daha sabret. Lütfen. Sabah sabah hiç fırça yiyecek halim yok abicim. Bugün de istifa etmeyi düşünmezsin herhalde, değil mi? Ha, çok komik. Formundasın bakıyorum. Beni bu hale getiren de utansın. Tamam, güne neşeyle başlayıştım. Ne var bunda? Ama sustum. Şaka falan yok. Tamam. Neyse, şakayı bırak şimdi. Ben işime geçeyim de. Evime, aileme geç kalırsam büyük sıkıntı oluyor. Hemen eve gitmem lazım. Alo Şule. Ömer, müjdemi isterim. Hayırdır? Sesine bakılırsa güzel bir haber. Güzel de laf mı? Ama önce sen söyle, bana ne ısmarlıyorsun? Ne ısmarlayayım bilmem. Ne oldu ki? Vallahi onu ben de bilmem. Ama seni götürdüğüm yerde çayla simide hayır demem. Orası uğurlu geldi bize. Ben hiçbir şey anlamıyorum şöyle. Ne oluyor? O zaman sıkı dur, söylüyorum. Hani ben resimleri satışa çıkarmıştım ya çocukların yararına. İşte sana söylemedim ama seninkini de koymuştum aralarına. Bir bakalım ilk satılan resim hangisi oldu? Emin misin? O kadar resim arasında benimki mi gerçekten? O kadar eminim ki. İşte sen kendi değerinin farkında değilsin ama senin değerini bilenler var çok şükür. Ömer, kendinin yeteneğinin farkına var olur mu? Hem daha bu başlangıç. Ben sana söylemiştim. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız. İnşallah. Çok sağ ol. Tamam o zaman. Sen erkenden gel bugün. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi konuşalım ha? Tamam. Galeride görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oldun? Kaldın öyle Ömer. Ne olmuş? Çatlatma insanı. Söylesene. Ne diyor? Benim çizdiğim resmi Şule bana sormadan satışa koymuş. Koyduğu gibi de satılmış. Öyle dedi. Aa. Kim almış? Bir şey dedi mi? Yok, söylemedi. Galeriye çağırdı. Gittiğimde soracağım ama ben de merak ettim. Hem
çalışma koşullarımı da soracağım. Merak etme sen, tamam mı? Yalnız Sevinç çığlıkları atarsın zannediyordum. Sevindim. Sevinmez olur muyum hiç? Yani mesela tablonun satılması bir yana, resme geri dönmene en çok mutlu olacak kişi benim. Seninle gurur duyuyorum. Ama? Ama? Biraz fazla mı hızlı ilerliyor acaba? Yani ne kadar doğalında gidiyor, ona emin olamadım. Ne demek istiyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Yani diyorum ki bu olanlarda Şule'nin ne kadar özel bir gayreti var. Ondan emin olamadım. Yani benim çizdiğim resmin aslında o kadar da değeri yok. Şule'nin özel ilgisiyle oluyor diyorsun. Hayır, öyle demek istemiyorum tabii ki. Yani dün şimdi apar topar çocuk atölyesi. Bugün birdenbire resminin satılması. Biraz fazla hızlı ilerlemiyor mu? Onu söylüyorum. Sen bunu bile sorguluyorsan demek ki o kadar da inanmıyormuşsun ki bana. Söyle Gamze açık açık. Sen bize ne bir yuva sağlayabiliyorsun ne de doğru düzgün bir işin vardı. Hem ben buna neden inanıp güveneyim de? Söyle. Hayır Ömer, beni yanlış anlıyorsun. Benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Dur bir dakika, dur. Ne olur, dur. Affedersin. Öyle söylemek istemedim. Ben bu hayatta her şeyden, herkesten daha fazla güveniyorum sana. Ne olur öyle gitme. O zaman bunu biraz daha göstermeydiniz. Buradan bakınca öyle belli olmuyor çünkü. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Bak göreceksin. İleride o kadar çok resmin satılacak ki. Benim heyecanımdan sıkılacaksın. İnşallah. O zaman ben son sürat galeriye gidiyorum. Aklına bir şey gelirse yaz bana. Sorarım şöyle, tamam mı? Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Öyle sıradan bir internet sitesi istemiyorum ha. Sen resmin hikayelerine böyle genişçe bir yer ver. Ben dolduracağım sonra onları. Hem de satış gelirlerinin yarısının Darüşşafaka'ya bağışlanacağını da belirt ama göze sokar gibi olmasın. Ömer Bey'in özgeçmişini de göndereceğim akşam. Tamam hadi, beklentim büyük senden. Aa, ne ara geldin sen ya? Görmedim. Ömer Bey'in öyle ahım şahım bir özgeçmişi yok yalnız. Hani havalı bir internet sitesi istiyorsan eğer. Ama o özgeçmişin içinde ne bileyim hangi okullardan mezun oldun, basketbol mu oynadın, nerelere gittin falan gibi şeyler olmayacak ki. Ne gibi şeyler olacak peki? Neden resim yapmak istiyorsun? Neden yapmadan duramıyorsun gibi şeyler. Benim buna net bir cevabım yok sanırım. Emin değilim yani. Senin var mı? Yani ben okulda hoca ders ezberletirken ya delirecektim ya da kurduğum hayalleri kağıda boyayacaktım. Allah'tan ikincisini yaptım. Delirmekten kastın? Eğitim hayatım berbat geçti benim. Yani uyum sağlayamadım, dışlandım. İşte ne bileyim, dikkat dağınıklığı dediler. Hiperaktivite, depresyon. Ama sonra anladık ki böyle değilmiş. Nasılmış? Yani ben bunu söylediğim zaman genelde insanlar benimle çok farklı konuşmaya başlıyor. Ama sen de farklısın en azından. Anlamadım. Herkes beni gerizekalı zannediyordu ama tam tersiymiş meğer. Yani ben üstün zekalıymışım. Ya. Yani sorsan hayatıma nasıl bir katkısı oldu? Yalnız kalmak dışında hiç. Bir dakika. Şu an bayağı dahi biri mi var benim karşımda? Dalga geçme ama. Yok, dalga geçmiyorum. Ama sende bir tuhaflık olduğu en başından belliydi zaten. Sen de mi Ömer? Yani ben hayatım boyunca bu cümleyi duydum ya. Yok işte bu kızda bir tuhaflık var, tüylerim diken diken ediyor falan. İyi anlamda bir tuhaflıktan bahsediyorum ama. Farklı olmanın ne demek olduğunu bilenlerden. Açıkçası ben senin yerinde olmayı hiç istemezdim. Cidden mi? Bunu söyleyen ilk kişi olabilirsin. Ya genelde şey derler, bu Allah'ın bir lütfu, kıymetini bil. Özellikle de ailem. Öğretmenlikten gelme tecrübeyle söylüyorum.
Çocuklar farklı hissetmeyi değil, önce kabul görmeye ihtiyaç duyarlar. Senin için zor olmuştur. Neyse ki şimdi istediğin şeyi yapıyorsun. Dışlanmayacağın bir yerde, kendi dünyanda. Evet, dışlanmıyorum. Çünkü insanlardan bir beklentim yok. Sen hariç. Ben mi? Ya sen de farklısın Ömer. Yani insanların seni sevmesi için çabalamıyorsun. Ne bileyim, onların onayını gözünde büyütmüyorsun. Abim gibi insanlar seni yaralayamıyor. Ben senin kadar güçlü değildim. Belki de o yüzden hayranlık duyuyorum sana. Yani çok sağ ol, çok güzel şeyler söylüyorsun tabii de. Her ne kadar etkilenmiyor gibi gözüksem de benim de canımı sıkabiliyor o insanlar. Burada beraber saklanabiliriz onlardan. Yani bizim gibi çocuklara, ne bileyim işte daha hassas, daha deli, daha tuhaf çocuklara resimle hayata bağlanmayı öğretebiliriz. Ya da kendi resimlerimizle yalnız değilsiniz deriz onlara. Farklılıkların zayıflık değil, aslında bir hediye olduğunu anlatabiliriz mesela, olmaz mı? Sen özgeçmişleri boş ver, bunları yaz yeter. Aa dur, unutuyordum neredeyse. Bir benimle gelsene. Baştan geriye kalanlar. Sonrakileri de hesabını yatır. Bu çok. Öyle değil mi? Yani benim rakamlarla aram kötü. Matematik öğrenemedim malum. Teşekkür ederim. Kahve yapacak, içersin değil mi? Olur. Çocuklar heves etmişler. Kırmayalım. Yarın yeriz bunları da. Hem Nisa ile Barış diyen sen değil miydin? Baba, gidiyor muyuz? Gamze Hanım, keşke böyle bir programı yapmadan önce bana da sorsaydınız. İki ayağım bir papuca girdi. Yahu kızcağız bizim için o kadar uğraşmış, yemek ayarlamış. Teşekkür etmemiz gerekirken. Tuna gelecek mi? Evde yalnız yiyecekse yukarı çıkarayım onun yemeğini. Yok, aç bırakacağız Tuna Çiçek Hanım. Gelecek tabii ki o da bizimle. Yok, sevmedi beni, yapacak bir şey yok. Annem ne olacak peki? Annemi de alacağız. Annem de gelecek. Hadi, hadi üstüne bir şey al, çıkalım. Öğlen de yemedik malum. Şekerimiz düştü, acıktık. Sinirler gergin. Geleceksin değil mi bizimle? Anca ayak bağı olurum ben. Siz gidin. İnan çok kızıyorum kendime. Böyle hissettiğin için çok suçlu hissediyorum. Babama kızgındım biliyorsun. Gözüm döndü. Senin ne yaşayacağını, çektiğin sıkıntıyı düşünemedim. Senden çok özür dilerim. Baban evlendi diye kızdın tabii. Anlıyorum seni de. İnsan istiyor ki annesiyle babası evli kalsın. Araya kimse girmesin. Benimle ilgili böyle mi düşünüyorsun hala? Bilmiyordum, üzüldüm. Yabancı gibi davranan sensin. Artık ilgilenmeyen de sensin. Bana niye kızıyorsun ki? Hadi bakalım, hazır mıyız? Gidiyor muyuz? Tuna hazır mısın? Anne illa gelmek zorunda mıyım? Seni evde bırakmak istemiyorum. Anne bak yemin ederim ki ödevim var. Kalayım mı dersen? İyi tamam. Ama saat başı arayacağım ona göre. Tamam ara. Ben de Çiçek Hanım ne yapmış ona bakayım. Kesin çok güzeldir.
Ömer. İyi misin? Bana mı kızdın? Neyse uzatmayalım şimdi. Şimdi değil. Yok kızgın değilim. Sen geliyorum. Tuna çıkmış. Koydum yemeğini sıcak sıcak yiyor. Sağ ol. Ben olsam var ya, bir dakika yalnız bırakmazdım çocuğu. Hele ki böyle bir günde. Kutlama yapacaklarmış. Neyi kutlayacaksınız Allah aşkına? Çocuk darmadağın geldi eve. Bak sabrımı çok zorluyorsun. Ahkam kesmenden de aşırı sıkılıyorum. Sıkılırsın tabii. İşine gelmiyor çünkü bunları duymak. Ama ister küs ister kız, birinin sana doğruları söylemesi gerekiyor. Bu kişi de sensin öyle mi? Evet benim. Çocuğum olmayabilir. Ama sorumluluk nedir çok iyi bilirim ben. İnsana kıymet vermek, hastaya özen göstermek nedir çok iyi bilirim. Belli. O sebeple buradasınız zaten. Şimdi sen beni böyle vurduğunu sanıyorsun ya. Çok yanılıyorsun. Ben o adam için ömrümü veririm. Varsın daha sevmesin beni. Bir ömür beklerim. Yapmadığım şey değil. Ama senin gibiler bunu anlamaz işte. Şımarıksın. Ne eş olmayı biliyorsun ne anne olmayı. Aldığınız o eğitimlerde bunu öğretmiyorlar size. Yeter be. Yeter. Bir sen kalmıştın uğraşmam gereken. Yeter. Seni düşünen de kabahat. Ne oldu oğlum? Neydi o ses? Kapı mı çarptı? Evet Reşat. Gamze Hanım kapıya çarptı, çıktı gitti. Gelin anlamında huyu böyle demek. Alışacağız, yapacak bir şey yok. Gamze nerede? Çıkmış. Sen bir bak istersen. Neredesin Gamze ya? Neredesin? Öldün meraktan. Ya Şükran'ın acilen yardıma ihtiyacı oldu da onun yanına gittim. Çiçek Hanım'a kızıp gitmişsin. Niye beklemedin? Telefonu da açmıyorsun. Yok, kusura bakma açamadım Ömer. Çiçek Hanım'la da ilgili ben bu saatten sonra o kadınla tek kelime konuşmam. Yüzüne de bakmam ona göre. İyi de sen dedin git barış küslük olmaz diye. Şimdi ne olacak? Kutlamaya gidiyoruz. Ne yapayım? Bu gece babam için idare edeceğim artık. Ama ondan sonrası için söz veremem. Ne oldu? Hortlak görmüşsünüz gibi, değil mi? Merak etmeyin, ben gelmeyeceğim. Olay da çıkarmayacağım. Siz keyfinize, eğlencenize bakın. Zaten beni çağıran neden de yok. Baba, tekrar tebrikler. İnşallah güzel geçer. Tahir, bir dur oğlum, bir dur. Eğer bir tatsızlık çıkarmayacağına söz vereceksin, gelebilirsin.
Abi bak 40 yılda bir böyle bir araya geliyoruz. Sakın bu yemeği de batırma. Lokanta açılışını mahvettin. Bunu da mahvetme sakın. Ya sana gelene kadar Şükran görmek istemiyor beni. Hani hiç huzurunun neşesini kaçırmayayım ben baba. Zaten düşmanı gibi görüyor beni. Düşmanlık ettiğin için olabilir mi acaba? Tamam yeter, yeter. Tüm aile bir arada olacağız. Eğer olmayı becerebilirsek. Ben bütün evlatlarımı yanımda istiyorum bu akşam. Tamam mı Tahir? Rahat duracaksın. Söz mü? Ya ama Şükran baba. Şükran'la konuştum ben. Sakin olup susup oturacaksa gelsin dedi. Sahi öyle mi dedi? Bak nasıl sevindi. Ah be Tahir sana da yazık. Hadi bakalım hadi. Hadi. Öyle mi dedi? Ömer nasıl görünüyorum? Ha? İyi. İyi. Ama böyle kal. Geliyoruz baba.